teheccüd vakti veya imsak sabah namaz vakti uyanık olmanın birçok bereketleri var. O dediği doğru. Kitaplarda yazıyor dinleyicimizin. Nedir doğru olan? Rızkı geniş olur buyuruyor. Bir de aynı şekilde güneş doğduktan sonra o işrak vaktine kadar olan işte 45 ile 55 arasında değişiyor o zaman dilimi. Orada uyumak da mekruhtur buyuruyor. İkinden sonra uyumak da işte manevi rızıkların daralmasına sebep olur, azalmasına sebep olur buyuruyor. Zaruret olmadığı müddetçe uyumamalı. Hatta o mekruh vakitlerde uyuduğu zaman vücut gevşek oluyor. Hakikaten öyle oluyor. Seher vakti uyanık olmanın birçok faydaları var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemize yani kerimelerine de bunu anlatıyor. Ey kızım diye başlayan bu şekilde böyle hadis-i şerifler var. Bu saatte uyuma. Çünkü uyumazsan, uyanık olursan rızkın geniş olur dinleyicimizin bahsettiği gibi. Bu sabah namazı vakti. Peki efendim benim vaktim müsait. Gündüzleri aynı şekilde kayrıyla yaparak onu telafi ediyorum. Teheccüde kalkıyorum. Teheccüde kalkarsa sabah namazına kadar, güneş doğana kadar, hatta güneş doğup işrak vaktine kadar uyanık kalır. Ha işrak vaktinden sonra arz ederse işrak duha namazlarını da kılıp öğleden önce kayrıyla yapar. Ama vakti müsaitse. Şimdi kayrıyla yapsak ne olur? Yayın gider değil mi? Yani yayından sonra yapalım. Yayından sonra. Olmaz. Dolayısıyla bu şekilde böyle işi gücü olanlar zaruri olarak çoluğunun çocuğunun nafakasını temin edecek bir işte çalışıyorsa o işinde bir kuralı var, kaidesi var. Belli bir saatte başlayacak, belli saatte bitirecek. O zaman dilimi içerisinde herhangi bir gevşeklik de olmayacak. Dolayısıyla bunların dışında böyle vakti müsait olanlar buna riayet ederse elbette o vaat edilen kitaplarda bildirilen nimetlere kavuşur mu? Kavuşur.